Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1 Ünite 3. Konumuz sayı yönünden isimler. Arapçada isimler ve sıfatlar niceliklerine göre, nicelik, çokluk, azlık, sayı yani adet. Buna göre 3 gruba ayrılır: müfret, tesniye ve cemi. Tabi sadece isimler ve sıfatlar değil, esasen fiiller de buna göre ayrılır. Fiillerde de müfret, tesniye, cemi söz konusudur. Müfret derken tekil, örnek bir kalem, bir ev, bir taksi, bir bulut. Yani iki değil, üç değil, on değil, yüz değil, bir sadece. Müfret derken bu kastediliyor. Tesniye yani ikil, yani ne gibi? İki ekmek, iki bilgisayar, iki kalem, yani bir değil, üç değil, yüz değil, bin değil, sadece iki. Cemi yani çoğul. Çoğul yani cemi, bu nedir? En az üç olmak kaydıyla sonsuz varlıklar ifade edilir. Örneğin üç, ne derim, ayakkabı, üç okul, üç bina gibi. Üç diyebileceğimiz gibi dört bina da diyebiliriz, beş bina da diyebiliriz, bin de diyebiliriz. Yani üç milyar da diyebiliriz, fark etmez. En az üç olmak kaydıyla sonsuz sayıdaki şeyleri kastedebiliriz. Hepsi sonuçta cemi olur. Ama eğer bir tane varlığı kastedersek ona müfret deriz. Müfret yani tekil. Eğer iki varlığı kastediyorsak tesniyedir, ikildir. Eğer üç kastediyorsak cemi olur, yani çoğul. Ve 3'ten ne kadar çok olursa olsun, 4 olur, 5 olur, milyon olur, milyar olur, hepsi cemiye dahildir. Şimdi müfret ismi, burada dedik fiiller de dahil dedik ama konu isimler, yani isimler üzerine gidecek. Eril veya dişil olsun fark etmez bu anlattığım şeylerde. Eril veya dişil. Eril derken erkek yani müzekker. Dişil derken müennesi kastediyoruz. Yani kadınlar da dahil, erkekler de dahil, her türlü şey buraya dahildir. Değişmiyor yani. Her şeyin müfredi vardır, her şeyin tesnisi, her şeyin cemisi var. Buna müzekerler de, müennesler de dahil. Müfret yani tekil isim denilirken neler kastedilmiş? Örnekler veriliyor. Biz anlattık işte, ne bileyim, taksi dedik, bina dedik, bir sürü şey saydık ama burada örnekler var. Kalemun ne demek? Kalemun bir kalem. İki değil, üç değil, yüz değil, sadece bir. Veledün bir çocuk. Yani sayı kaç? Bir. Burada sayı önemli. İşte defterun bir defter. Üç tane defter değil. Örnekler verilmiş. Cümle içerisinde örnekler kullanılmış. Haza bu nedir? Kalemun bir kalemdir. Öyle kalem ki davilun uzun. Uzun bir kalemdir. Burada müfret hangisi peki? Haza da müfrettir. Çünkü haza müfrettir. Bunun tesniyesi ve cemisi var. Müfrettir. Kalemun bu da müfrettir. Tesniye veya cemi değil. Davil bu da müfrettir. Tesniye veya cemi değil. Ama burada ön planda olan örnek kelime ne? Tabii ki kalem. Yukarıda verildiğinden ötürü. Yoksa haza, hazani tesniyesi var. Kalemun kalemani tesniye, davilun davilani tesniye. Ama burada her biri müfret olarak kullanılmıştır. El mümerrizatu sa'ibetun. Hemşire yorgundur. Mümerriza hemşire olarak tercüme edilmiş. Ta'ib yorgun manasında. Mümerrizatu da müfret, sa'ibetun da müfret. Ama esasen bunların müfret olduğunu nasıl anlayabiliyoruz? Bunun tesniye olmadığını veya cemi olmadığını nasıl fark edebiliriz? Bunu ilerleyen dakikalarda iyice anlayacaksınız zaten. Şu an hala giriş aşamasındayız. Diğer örnekler de aynı. Yani burada görmüş olduğunuz kelimelerin tamamı nedir? Müfrettir. Hiçbiri tesniye ve cemi değildir. Her birini tek tek okumaya gerek yoktur. İşte örnek hüve. Müfret bir zamirdir. Tilmizün müfrettir öğrenci manasında. Nacih yine müfrettir. Hüve huma tesnisi olurdu. Hum cemisi. Tilmizün müfret. Tilmizani bunun tesnisi olurdu. Nacihün müfret. Nacihani tesnisi olur. Değerler de aynı şekilde. Burada fiil kullanmış. İştaraytu. İştara fiil. Tu, fail, seyyara,
Mef'ulü bih olmuştur burada. Bir araba satın aldım. Kaç araba? Bir araba. İki veya üç veya yüz, bin, iki bin filan değil yani. Bir araba sadece. Et-talibu zekiyyun. Öğrenci zekidir. Zekidir. Kaç öğrenci? Bir öğrenci. Sayı bakımından birdir bu. İki değildir. Ama neden burada bir denilmemiş de direkt öğrenci denilmiş? Yani şuraya baktığımızda bir araba, bir öğrenci diye çevrilmiş. Mesela ca veledun sagirun, bir çocuk, hep bir kullanılmış. Yani bir kelime kullanılmış. Buraya baktığımızda bir öğrenci zekidir denilmemiş. Bir defter kalındır denilmemiş. Bir kullanılmamış olması bunun iki veya üç olduğu manasına gelmiyor. Neden bir kelimesi kullanılmamış? Çünkü eddefter kelimesi marifedir. Marifelere bir diye çevrilmez yani marifeler. Ettalibu yine marifedir. Marife olduğundan bir diye çevrilmemiştir. Direkt öğrenci denilmiştir. Direkt defter denilmiştir. Ama çeviride bir defter kalındır diye başa bir yazılmamış olması buradaki mananın müfret olmasına yani defter kelimesinin tekil olmasına mani değildir. Burada bir püf nokta var yani tekrar edelim. Buradaki eddefteru semik yani eddefteru bir defter demek. Adet bakımından bir. Ama çeviride bir yazılmamış. Neden? Çünkü defter kelimesi marife. Nereden anladık? Başındaki Elif Lam'dan anladık. Marifeleri çevirirken bir diye çevirmeyiz. Yani bir kalem, bir elbise, bir insan, bir öğrenci, bir ev, bir taksi diye çevrilmez. Direkt taksi, bilgisayar, silgi, kalem, defter diye çevrilir. Çünkü böyle bir yazılsaydı adet bakımından değil de acaba herhangi bir manasında mı yazıldı diye bir çelişki olabileceğinden bu şekilde yazılmıştır. Ama bu durum defter kelimesinin tesniye veya cemi olduğunu göstermez. Hala o nedir? Birdir. Eğer iki olsaydı buraya iki yazılmak zorunda olurdu yani. Üç olsa yine yazılırdı. Bir olduğundan bir olmasının yazılması gerekli değil. Birlerde daima bir defter diye buraya bir yazılması gerekli değildir. Ama birin dışında defteru defterani tesniye olsaydı, iki defter olsaydı defter kalındır yazamazlardı, iki defter yazarlardı. Buna göre diyebiliriz ki cümlede eğer 2, 3, 5, 8, 10 diye bir şey yazılı değilse sadece defter kalındır şeklinde yazılmışsa onun bir olduğunu anlarız zaten. Yani demek ki birden farklı olsaydı buraya yazılırdı. 2, 3, 5, 8 yazılırdı. Neden yazılmamış? Marife olduğundan. Et-Talip de aynı şekilde. Marife olduğundan bir öğrenci denilmemiş, öğrenci zekidir yazılmıştır. En-Nafizetu yine marife. Nereden anlıyoruz? Başındaki Elif Lam'dan. En-Nafizetu pencere demektir. Pencere kapalıdır. Bir pencere kapalıdır deseydi nekre manası verilmiş olunurdu. Oysa kelime marife olduğundan bunu yapamazlar. Elbabu meftuhun, kapı açıktır. Elbabu kapı. Başındaki Elif Lam bunun marife olduğunu gösteriyor. Marife kelimelere bir kapı diye mana verilmez. Nekrelere bir kapı, bir elbise, bir yumurta diye mana verilir. Anlaşıldı umarım. Yani burada bir yazmaması problem değildir. Bu hala müfrettir, birdir. Örnek cümlelerde yer alan isim ve sıfatlar müfret tekil olduğuna sadece bir varlığa delalet ettiğine dikkat ediniz. Evet, hepsi birdir sonuçta. İki değil, üç değil, daha fazla değil. Şimdi tesniye yani ikil isimlere geldik. Buna tesniye, ikil isim ve müsenna adı verilmektedir. Üçü aynı anlamda. Yani sorularda aşağıdakilerden hangisi müsennadır? Yani çıkar mı çıkmaz onu ben bilemem de. Müsenna kelimesi kullanılmış olsa bundan kastın tesniye olduğunu yani ikil olduğunu anlamanız gerekir. Bu bağlamda tesniye, ikil isim, müsenna üçünün eş anlamlı olduğunu muhakkak bilin. Yani birisi müsenna dediği zaman müsenna neydi acaba diye karmaşaya düşmemek gerekir. Kavram bilgisi önemli. Soruyu anlamadan cevaba geçmek pek mümkün gözükmüyor. Peki tesniye nasıl yapılır? Yapılışı anlatılmış. Yapılışı çok kolaydır. Müfret yani tekil bir ismin sonuna elif ve kesralı bir nun yani şurada görüldüğü gibi.
Önce dik bir elif olacak, ardından esreli bir nun olacak. Bunu ilave ederek yapabiliriz. Bakalım. Mesela el-ba-bu. Ne yapacağız? Önce bir elif, sonra esreli nun koyacağız. El-ba-ba-ni. Buraya ilk önce elif koyduğumuz için sağındaki harekete fetha olması gerekir. Elif ile fetha yani yakındır, arkadaştır diyebiliriz. Buradaki zamme varken ardından elifi getiremeyiz. El-ba-ba-ni. Demek ki elif nun geliyor. Elif'in sağı fethalı olacak. Nun daima esreli olur. El-ba-ba-ni. Fatimetu, Fatime-tani. Elif'i getir, esreli nunu getir. Ama Elif'in sağının fethalı olacağını unutmayalım. Vele dün ne olur? Vele dani. Elif, esreli nun. El menzilu menzilani. Önce dik bir elif. Sağ fethalı olacak unutmuyoruz. Ardından esreli nun gelir. Amilun amilani. Kelimetun kelimetani. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bu bir şekilde anlatıldı. Bu elif kelimenin cümle içerisindeki konuma göre bir öncesi fethalı ya'ya dönüşerek ne olabilir? Ya şeklini alabilir yani. Bunu örnek verelim. Şimdi mesela aynı yerlere vermeye çalışalım. El ba bu dedik. Tesniye yaptığımızda nasıl oluyordu? Dik elif ki sağ fethalı demiştik. Ardından esreli nun el ba ba ni oluyordu. Ama bu yerine göre oradaki elif ne olabilir? Elif ya'ya dönüşebilir. Ama nasıl bir ya? Cezimli bir ya, yani sükun dediğimiz, cezim dediğimiz bir ya olur. Sağ tarafı da yine fethalı olur. Ne gibi? El babu, el babeyni, el babeyni. Elif gitti. Elif yerine ne geldi? Y geldi. Nasıl bir ye? Cezimli bir ye geldi. Esrel nun aynen duruyor. Ama Esrel nun'un sağı cizini bir ye. Onun da sağı fetha. Aynen bu şekilde yazılır. El babeyni, el babani. İki şekilde de olabilir. Demek ki tesneyi nasıl tanırız? Esrel nun sağ tarafında dik elif veya cizini bir ye olur. El babani veya el babeyni şeklinde. Veledün, veledani, veledeyni. Kalemun, kalemani, kalemeyni. Beytun, beytani, beyteyni. Amilun, amilani, amileyni. Kelimetun, kelimetani, kelimeteyni şeklinde olur. Aşağıdaki müfrat kelimelerin elif nun eki ile tesniye yapılışını ve cümle içerisindeki kullanışlarına bakın denilmiş. Bakıyoruz. Örnek: Zehebe raculun. Zehebe raculani. Ne yapmışlar? Elif ve esrin nun getirmişler. Beka veledün isimler üzerine gidiyor. Dikkat edin. Yani zehebe değişmedi. Niye değişmedi demeyin. Çünkü konu isimler üzerine. Fiillerden bahsedilmiyorum. Yani zehebe bir fiil mazidir. Yani bir fiildir. Bu da tesniye yapılabilirdi. Zehebe, zeheba elif ile yapılabilirdi. Ama konu fiiller üzerine olmadığından fiilde bir değişiklik olmamış görüyorsunuz. Ama sağdaki racul kelimesi sol tarafa tesniye olarak geçerken görüldüğü üzere esre nun ve sağında fethalı bir elif var. Fethal elif derken elifin sağındaki harf fethalı yani. Elifte bir fetha söz konusu değil. Raculani Elif burada metafi olarak varlığını sürdürüyor. Beka veledün, veledün kelimesi geçiyor. Veledani estere nun sağında Elif var. Elif'in de sağı fetha. El kitabu nafi'un. Şimdi ikisi birden tesniye dönüşecek. El kitabani nafi'ani. Ne değişti? Anlaşıldı diye düşünüyorum. Estere nun sağında Elif var. El kitabu, el kitabani. Nafiun, nafiani. El beytu kebirun, el beytani, kebirani şeklinde dönüşmüş oluyor. Örnekler
Cümleleri incelediğimizde müfettisimlerin sonlarına ref alameti olan zamme harekesinin yerine. Yani zamme müfretlerde oluyor. Zamme bildiğimiz ötre. Nerede olur? Müfretlerde olur diyor. Ama tesnielerde ne oluyor? İsimlerde diyor. Elif ve nun oluyor raf halinde. Az önce dedi ki ya, tesniye yapılırken elif ve nun veya ye ve nun olur. Ye'nin cezimli olduğunu unutmuyoruz. Niye ya o ya bu olur diyoruz? Çünkü irab durumuna göre değişiyor bunlar. Raf halinde esri nun sağında elif olur. Daima böyle tesnielerde. Ama yalnız yani istisna var. Nun harfi sabit bir harf olmayıp bazı durumlarda düştüğünden irab alameti olarak yalnızca elif kabul edilmektedir. Ne denilmek istendi? Yani şurada gördüğümüz sagıratani sondaki esreli nun, mahirani sondaki esreli nun. Bunlar zaman zaman düşebilirler. Düşebilir denilmesi yazılmazlar yani. Nafi, a, kebi, ra, sagıra, ta diye kalabilir. Hangi durumda böyle olur? Eğer tesniye bir kelime muzafsa sonundaki nun yazılmaz. Böyle bir kural var. Bunu not alalım. Bunun örneğini daha önce vermiştim esasen ama hangi videoda olduğunu bilmiyorum. Tekrar örneğini verelim. Kur'an-ı Kerim'den bir örnek. Hatta onu ekrana açalım. Suratü Tebbet. Tebbet suresi. Tebbet yeda ebi lehebin veter. Şimdi buradaki yeda kelimesi tesniye bir kelimedir. Aslında neydi bu? Yeda ni. Sonda esrili bir nun vardı. İki el demek. Yedün bir el. Yedani iki el demektir. Yedün bir el. Yedani. Tesniye yani. İki el manasında. Ama görüldüğü üzere yeda yazıyor. Yeda buradaki nun yazıda yok. Niye yok? Çünkü aslında neydi bu? Tamam. Yedani idi. Ama bu kelime muzaaf olmuş. Ebi onun muzaafın ileyhi. Bu durumda madem ki yedani tesniyesi muzaftır, madem ki muzaf, sonundaki nun düşer. Yani yazıda yer almaz. Bu bir kural, geçerli bir kural. Ardından gelen kelimenin zaten muzafın ileyh olduğu ortada. Çünkü Ebu, Eba, Ebi illetli isimlerden birisi. Kimi kitaplara göre 5 illetli isim, kimi kitaplara göre Esma-i Sitte Mu'telle yani 6 illetli isim diye geçer. O kelimelerden birisidir. Cer hali ya iledir ve ya'yı almıştır. Bunu görebiliyoruz. Madem ki cer halinde, niye cer halinde? Demek ki sağında ne var? Muzaf var. İşte bu da buradaki nun düşmüştür. Nun düştüğü zaman elif kalıyor ama elif durmaya devam ediyor. Bu da onun tesniye olduğunun alameti yani tesniye alametine elif. Bu şekilde bunu da Kur'an-ı Kerim'den örneklemiş olduk. Unutmamanızı temenni ediyoruz. Aşağıdaki müfret kelimelerin ya ve nun ekiyle tesniye yapılışını, cümle içerisindeki kullanımını inceleyiniz. Taallemtu, taalleme fiil, tu fail, lügat onun mef'ulü olmakta. Taalleme fiil, tu fail, lügateyni mef'ul olmakta. Ne dedik? Tesniyenin raf hali elif ve nun ile yazılır. Nasb ve cer hali ya ve nun ile yazılır. Ya olur. Ya ve nun diyorum. Nun az önce söylediğim gibi nun bazen yazılmaz. Önemli olan elif mi ya mı yani. Raf halinde elif olur. Nasb ve cer halinde ya olur. Raf hali olması demek az önce de gördüğünüz gibi. Mesela ne diyor? Zehebe fiil ya. Racul onun faili. Buraya da geçtiğinde aynı şekilde. Zehebe fiil. Raculani onun faili. Failler merfudur. Raf halindedir yani. Bu yüzden raf halinde olduğundan elif gelmiştir. Nundan önce elif geldi. Niye geldi? Çünkü fail, failler raf konumunda olur. Bu yüzden. Eğer bu meful olsaydı elif yerine ya olurdu. Beka fiil, veledani fail. Madem ki fail, failler raf halinde olur. Tesniyenin raf haline elif. O zaman elifle yazacağız. Zehebet fiil. İmra-i onun faili. Failler ne halinde olur? Raf halinde olur. Bu kelime ne? Tesniye. Tesniyeden raf haline elif. Öyleyse ondan önce elifi koymamız gerekir. Yani doğru yazılmış. Bu önemli bir bilgi. Yani örnek sorularda verilebilir. Aşağıdaki tesnelerin yazılışının hangisi hatalıdır? Bir soru mesela. Câe fiil, dâlibâni fâil.
Madem ki fail, peki ne bu? Tesniye. Tesniyeden rafali ne? Elif. Bundan önce elif o yüzden gelmiştir. Fail olması demek işi yapan demektir. Yani cae geldi. Kim geldi? Daliban, iki öğrenci geldi. Gelme eylemini yapan onlar. O yüzden onlara fail diyoruz. Fail ne demek? Fe'ale yef'alu. Üçüncü baptan gelir. Fe'ale yef'alu. Fi'lun fa'ilun. Fail işi yapan demektir. Etken yani. Zehebet geldi kim? İmraatan iki kadın. Beka ağladı. Ağlama eylemini yapan kim? Veledan iki çocuk öyleyse faildir. El bintani iki tane kız nedir? Sagiratani küçüktür. İki kız küçüktür. Buradaki bintani müpteda olmakta. Sagiratani onun haberi olmaktadır. Haberler de raf durumundadır. Madem ki raf durumundadır, hemen kelimenin türüne bakarız. Ne? Tesniye. Tesniyenin raf hali ne? Elif. Öyleyse esterinden önce Elif'i getiririz. Durum bu şekilde. Ama müfet olsaydı gördüğünüz üzere el bintü mübteda sagiratun haberi nasıl yazılmış? Ötre ile gelmiş. Çünkü müfretlerde ötre raf buraya baktığımızda ise taalleme fiil tu fail artık buradaki tesniye mef'ul konumundadır. Öyleyse mef'uller raf mıdır? Değildir. Nasb halinde yani mensup olmaları gerekir. Tesniye bu kelime. Tesniyen nasb hali ne ile? Ya ile. O zaman bundan önce ya'yı getiririz. Buradaki ya'nın cezimli olduğunun altını çiziyoruz. Taalleme fiil tu fail luvateyni tesniye olduğundan nasb olması. Nasb durumu ne olur? Ya ile olur. Raca'a fiil ba'de zarf zaten muzaf aynı zamanda. Yevmeyni cer hali ne ile? Ya ile. İştaraytu iştara fiil tu fail misbahayni ne olması gerekir artık? Mef'ul olması gerekir. Tesniyenin mef'ul konumu yani nasb konumu nedir? Ya iledir. Bu yüzden nundan önce cezini bir ya gelmiştir. Yani neden elif geliyor? Neden ya geliyor? Bunun 3-5 örneğini vermek istedim. Raf halindeyse nundan önce elif, nasb veya cer halindeyse nundan önce ye yazılır. Cere bir örnek daha verelim. Ketebtu, yani ketebe fiil, tu fail ne lazım? Mef'ul lazım. Başında ne var? Bi, yani ba harfi cerri var. Bu durumda ne olması gerekir? Bu kelimenin cer olması gerekir. Galemun, galemani tesniyedir. Galemeyni hem nasb hem cer halidir. Ama başında bi yani ba harfi cerri var. Bu durumda galemeyni ne konumunda olur? Cer konumunda olur. Cerri de nasbı da aynı şekilde yazılır. Yani çok da değişen bir şey yok. Yazılış aynı. Ya ile yazılıyor. 3-5 örnek açıkladığımı düşünüyorum. Örneklerde de görüldüğü üzere müfret isimlerin nasb alameti olan fetha, hani müfretlerde nasb halinde fetha olurdu, cer halinde esre olurdu. Tesnielerde ise ne olur bunun yerine? Cezimli ye, sonra da esreli nun geliyor. Ama esreli nunu çok da dikkate almayın dediğimiz gibi muzaaf olduğunda düşebiliyordu. Yani müfretlerde dikkat ediyoruz bakın. Müfretlerde nasb hali başka, fetha oluyor mesela. Cer hali başka, esre oluyor. Ama tesnielerde nasb ve cer hali aynıdır. Ya ile yazılır. Raf hali farklıdır. Elif ile yazılır. Tesniye isimlerin raf halindeki irab alameti zamme yerine elif olur yani. Önemli. Nasb ve cer halindeki irab alameti ise bir önceki fethalı olan cezimli ya'dır. Sonda bulunan kestirilen nun 3 halde de raf, nasb, cer değişmemektedir. 3 halinde de bulunur ama dediğimiz gibi muzaaf olursa düşer. Zaten yazmışlar. Cae muallimani. Cae fiil. Muallimun fail. Müsned bir fail olduğundan raf alameti zamme. Cae yine fiil. Muallimani yine fail. Ama kelime tesniye. Bu durumda müfette olduğu gibi tesniyede zamme aramayacağız yani. Raf alameti her zaman zamme değildir. Tesniyelerde zaten hiç değildir. Ne var onun yerine? Elif vardır. Birinci cümlede muallimun kelimesi faildir. Yani öznedir. Yani işi yapandır. Failler cümlede ref konumundadır. Ama ref kelimenin çeşidine göre değişir işte. Mesele bu. Müfrette zammedir. Cemi mükesserde zammedir. Ama konu tesniye olduğu zaman eliftir. Burada anlatılan şey de budur.
İki öğretmen gördüm. Ra'eytu, baştan alalım. Ra'eytu Rafi tu fail, muallimen ne olur? Onun mef'ulü olur. Nedir bu kelime? Müfrettir. Bir öğretmen gördüm. Ra'eytu muallimeyni, iki öğretmen gördüm. Rafi tu fail, muallimeyni. Muallimeyni mef'uldür. Yani mensup konumunda, nasb konumundadır. Nasb halinde ne oluyordu söylemiştik. Ca ile yazılıyordu. Cer halinde de aynı şekilde yazılıyor. Bakın, merartu, merra fiil, tu fail, bir muallim. Burada ne olur? Mef'ul olur. Ama başında bi, yani ba diye adlandırdığımız harfi cer olduğundan bu kelime her ne kadar mef'ul olsa da lafzan ne olacaktır? Son harfi cer olacaktır. Esreyi alır. Harfi cer etkisini gösterir yani. Bu mef'uldür, asla esre alamaz diye bir şey söz konusu değil. Harfi cer mef'ul müsün değil misin dinlemez yani etkisini gösterir. Merartu merra fiil tu fail bi muallimeyni. Dikkat edilirse yukarıda da zaten muallimeyni yazılmıştı harfi cer olmadığı halde. Şimdi harfi cer var bi muallimeyni yine aynı şekilde yazıldı. Şu an cer halinde yukarıda nasb halinde. Değişmiyor yani cerde de nasb'da da nundan önce ye olur. Değişmez. Burada da zaten aynı şeyler anlatılmakta. Annenin iki çocuğu geldi. Ca ev velen. Burada önemli şey anlatılmış. Evet, bizim anlattığımız şey yani. Başka bir örnek olmuştur. Okuyalım. Ca geldi. Veledül ümmi. Annenin çocuğu geldi. Veled çocuk demek. El anne demek. Ca fiili mazi. Aslı neydi? C ye e. Veledül ümmi. Muzaf muzafun ileh diyoruz. Arapça yeni başladınız gerçi. Kısaca değinelim. Muzaf muzafun ileh yani isim tanlamasıdır. Yani kapının kolu en yaygın olarak verilen örnek budur. Yani bir kapı vardır, bir de ne vardır? Kapının kolu vardır. Yani in un takılarıyla elde edilen şeyler. Anne çocuğu değil. Annenin. Nin çocuğu. Arabanın direksiyonu, bilgisayarın monitörü, işte mouse'un tekeri, klavyenin tuşlar, oradaki nin, nun, nın gibi şeyler isim tanımlaması olduğunu gösteriyor. Yani olmak zorunda değil bunlar da. Bunların ne olduğu açıkça gösteriyor. Mana yönünden böyle açıklayabiliriz. İbarede yani yazılışta nasıl açıklayabiliriz? İşte velet bir kelime, öyle kelime ki kendisinden sonra gelen kelimeyi cer ediyor yani esrelendiriyor. Velet burada olmasaydı ne olurdu? Ca'e el ummu. Mimde zamme olurdu. Ama veletten ötürü el ummi. Mim esrelenmiştir. Veledin böyle bir etkisi var. Tıpkı haficerler gibi. Haficerleri gördüğünüzü, bildiğinizi düşünüyorum. Mesela yemin vardır. Vallahi, billahi, değil mi? Billahi derler. Vallahu, billahu diyen yoktur. Vallahi, billahi, tallahi. Allah kelimesinin sonundaki he'yi hep esreli okurlar yemin ederken. Niye öyle okurlar? Çünkü vellahi'deki vav harfi cerdir. Kasem yani yemin manası ifade eder. Harfi cer olduğundan kelimenin son harfini esre yapar. Billahi. Ba da aynı şey yapmıştır. Tellahi. Oradaki ta da aynı şey yapmıştır. Harfi cerler böyledir yani. Kelimenin sonunu cer ederler. Muzaplar da böyledir. Kelimenin sonunu cer ederler. Hangi kelimeler muzaftır, şudur, budur diye kafanıza çok da takmayın. Muzaf konusu da ayrı bir konu. İsim tanımlaması olarak muhtemelen yani ilahiyatta işleniyordur. Arapça kaçta geçiyor? Açıkçası bilmiyorum. Bir yerlerde geçtiğini düşünüyorum. Önemli bir konudur. Konumuza dönelim tekrar. Veledül ümmi, annenin çocuğu geldi. Müfret durumdayken böyle esreyi koyduk. Yani önemli bir şey yok burada. Esre yaptı sadece. Ama tesniye olduğunda hani velet kelimesi tesniye hali nedir? Veledani. Veledün veledani. İşte cae veledani. Ama sondaki nun düştü. Yazılmadı yani. Neden? Çünkü bu kelime yine muzaf. Muzaf olan tesniyelerin sonlarındaki nun yazılmaz demiştik. Bu yüzden nun düştü. Gerisi kaldı. Veledani veleda diye kaldı. El ummi. Görüyorsunuz el ummi eselenmiştir. Yani cer halindedir. Muzafın ileyh konumundadır. Birinci cümlede muzaf olan velet kelimesinden temin düşmüştür.
Çünkü isim tanımlamasında muzaf tekil olursa temin düşmek zorundadır. Doğru. Veledün el ummi olmazdı yani. Veledün el ummi olamaz. Muzaflarda temin olmaz çünkü. Temin neydi? İki ötre, iki esre, iki fetha. Bunlara tenvin denilir. Çünkü isim tanımlamasında muzaf tekil olursa temin düşmek zorundadır dedik. İkinci cümlede velede kelimesindense nun düşer. Temin düşmez. Çünkü isim tanımlamasında muzaf tesni olursa nun düşmek zorundadır. Zaten tesnede niye temin düşmez? Tesnede temin olmaz. Özetle tesniyenin sonunda ref, nas ve cer hallerinin üçünde de nun harfi bulunmakta, bunun muzaf olması durumunda tesniyeden düşmektedir. Önemli yani, bunu bilelim. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeleri tesniye yapınız. Sıra sizde yazdığı için cevabı sizde vardır diye düşünüyorum. Zaten tesniye yapabileceğinizi de düşünüyorum. Caa fiil. Er racul kelimesi ne olmak zorunda? Fail olmak zorunda. Zaten olmuş. Er racülü. Er racülü, yani kelime neyle bitti? Ötre ile, yani zamme ile bitti. Öyleyse tesniye yaparken ne yapacağız? Tesniyedeki raf alameti ne? Elif. Öyleyse nundan önce elif getireceğiz. El racülü, el racu lani. Ra'a fiil tu fail eseden. Eseden ne olur burada? Görüldüğü üzere mefrur tabii ki. Ra'a fiil tu fail eseden mef'ul. Zaten fetayı almış. Buradaki şey ne, durum nedir? Fetayı aldıysa, yani nas konumundaysa, tesniyenin nas durumu neydi? Akla o gelmesi lazım. Tesniyenin nas hali o esrelin nundan önce ya idi. Öyleyse o şekilde yapılması gerekir. Merartu bir sadigin esre almış. Yani cer halinde. O zaman tesniyenin cer hali neydi? Akla o gelmesi gerekir. Esrelin nundan önce ye yazılması gerekir. Bu y'lerin cezimli olduğunu unutmayalım. Et difle tu, yani ötre ile bitmiş. Öyleyse tesniyenin raf hali nedir? Yani kelimeler ötre ile bitmiş ise tesniyenin raf hali aklınıza gelsin. O şekilde yapmanız gerekir. Tesniyenin raf hali de elif ve elif ile nun yazılmasıydı. Yani nundan önce elif olmasıydı. Öyleyse bu şekilde yazın. Er racülü lani. Elif ve nun. Kelime eğer fetha ile bitmişse tek fetha olsun, iki fetha olsun. Yani tenvin veya temvin değil, fark etmez. Fetha ile bitmiş ise esrelin ondan önce cezimliyeyi getirin. Eğer kelime esre ile bitmiş ise, ister burada olduğu gibi tek esre, ister burada olduğu gibi çift esre olsun, fark etmez. Esre ile bittiyse tesniye yaparken yine esrelin nun ve sağında cezimli bir ya olması gerekir. Devam edelim. Son harfi illetli olan isim ve sıfatların tesniye yapılışı. Menkus isimler. Menkus isim neyin nesidir? Tam yapılmış. Kesreden sonra sakin bir ya ile sona eren kelimelere menkus denilir. Yani önce bir kesre, yani esre olacak. Ardından sakin bir ya gelecek. Sakin ya, yani harekesi olmayacak. Öyle bir ya gelecek. Müfret menkus isimlerde son harf olan ya'nın üzerine raf alameti olan zamme ile cer alameti olan kesre yazılmaz. Nasb alameti olan fetha ise yazılır. Önemli bir bilgidir. Başında el takısı bulunan menkus isimler tesniye yapılırken ya harfi fethalanır. Sonra konumuna göre esre nun veya sağında elif veya esre nun sağında ya olabilir. Konumuna göre, yani raf hali mi, nasb hali mi, cer hali mi, buna bakılır. Raf halinde esre nun sağında elif var. Bu şekilde yazılır demiştik. Cer ve nasb halinde de bu şekilde. Esre nun sağında ye var. Bu şekilde yazılır. El-gazi nedir? Kadı, yargıç manasında. Aslında nedir bunun? El-gazi-yu. Yani ya'nın üzerinde bir zamme takdir edilir. Yazıda gözükmez. Var olduğu kabul edilir. Yani bu kelime cer halinde değildir, raf halindedir. Ama yazılmaz. Çünkü ya zammeyi sevmez yani. Basitçe öyle diyelim. Müfret bir kelime. Tesniye yapılırken el gazi yani
Başında harfi cer veya muzaf gibi bir durum olsaydı, yani cer ve nasb halinde yazsaydık nasıl yazılırdı? El gazi yeyin. El gazi yani, el gazi yeyin. Ca'e el gazi. Gazi fail burada. Ca'e el gazi yani. Elif ile yazılmış görüyorsunuz. Ra'eytu rafil tu fail el gazi ye. Bu sefer ne oldu? Y'nin üzerine fetha yazılmış oldu. Çünkü nasb halinde. Ra'afil tu fail meful lazım. Burada olduğu gibi yani. Burada nasıl nasb halinde yazılmıştı? Yine nasb halinde yazmamız gerekir. Ama tesniyenin nasbına göre. Tesniyenin nasbı ya ileydi. Ra'afil tu fail el gazi yeyni mef'ulü olmaktadır. Nasb formundadır. Merartu merra fi tufa bil gazi meful ama başında ba harfi cer var. Harfi cer etkisini gösterir. Bil gazi kadıya uğradım. Merra fi tufa bil gazi yeyni. Ba harfi cer var. Gazi yeyni ya ile yazılmış. Yani iki tane ya olmaz kafanızı karıştırmasın. Bir tane ya kelimenin aslından zaten. Müfette de vardı değil mi? Burada iki tane ye olması, bir tane kelimenin aslından olan ya, bir tane de tesniye yası var. O yüzden böyle oluyor. Sondaki ya harfi düşürülmüş olan menkus isimler tesniye yapılırken ya kelimeye iade edilir. Gazın. Yani işte gaza kelimesi yazılırken nasıl yazılır? Bu şekilde yazılır. Başında elif lam yoksa gazın ismi faildir bu. Bu şekilde yazılır. Ama tesniye yapılırken ya geri gelir denilmektedir. Gazi yani. Gazi yeyni. Gazi yani, gazi yeyni. Gördüğünüz üzere gazin tesniye yapılırken ya gelmiştir. Eliften önce ya var. Nasb ve cer halinde ise iki tane ya olmuştur. Bir tane ya kelime nasından olan ya, diğeri tesniye yazsın. Ca'e gazin, cafil gazin onun faili. İşte failler raf halinde olurdu. Raf hali de müfet olduğuna göre ötre olmalıydı diye düşünebilirsiniz. Aklınıza böyle şeyler gelebilir. Bunlar esasen nahvin ileri konularıdır. Yani neydi kelimenin aslı? Gaziyun idi. Yani bu kelime hala nedir? Raf halindedir. Ca'e gazi yani. Görüldüğü üzere ya geri gelmiştir. Niye geri geliyor? Burada anlatıldı. Tesniye yapılırken ya kelimeye geri getirir. Yani gazın kelimesini verirler. Aşağıdakilerden hangisi? İşte tesniyesidir denilir. Bir yerde gazı yani yazılır. Bir yerde farklı bir şey yazılabilir. Burada ya var. Kelimenin aslında ya yoktu. Demek ki tesniye değildir falan diye karıştırmayın. Tesniye yapılırken elif ve nun getiriliyordu ya. Gazani diye düşünmeyin yani. Burada ya düşmüş ya, tesniye yapılırken ya geri geliyor. Önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum buranın. Bir de ne var? Meksur isimler var. Meksur isimlerin tesniyesi. Son harfi elif-i maksura. Elif-i maksura şu şekilde yani ya diye insanların düşündüğü şekillere yazılabilir. Bu bir eliftir. Veya herkesin bildiği şekilde elif de yazılabilir. Her ikisi de elif yani. Kelimenin eğer son harfi böyle bir şeyse ona ne diyoruz? Maksur isim diyoruz. Müfret maksur isimlerin sonları değişmez. Değişmez ne demek? Birazdan anlatacağız bunu. Raf, nas ve cer durumlarında aynı kalır yani. Ama müfretse böyle. Tesniye yapılırken neler olur? 1. 3 harfli maksur isimlerdeki elifler önce asıllarına. Elif nedir? Ya vav'dan munkalip yani dönüştürülmüştür ya da ya harfinden dönüştürülmüştür. 3 harfli meksur ismi tesniye yapacaksak elifi aslına çevirmemiz gerekir. Asan kelimesi. Burada elif var tamam. Ne bu? Elifi maksura. Aslı nedir bunun? Asavun, vav'dır. Vav'dan dönüştüğünü gösteriyorlar. Aslı vav'dır yani buradaki elifin. İşte bunu tesniye yaparken asavani vavlı şekilde yapacaksın diyor. Elif şeklinde yapamazsın. Asan sondaki elif ne? Elif-i maksura. Kelime elifle bittiğine göre elif-i maksura.
Ne diyor? Tesniye yaparken bu Elif'i diyor aslana çevir. Aslı vav da olabilir, ya da olabilir. Vav olduğunu düşünürsek asavun ne olur? Asavani. Tabii düşünürsek dediğim bunu neye göre belirliyoruz? Sözlüğe bakılması gerekir. Yani bu kafamıza göre hadi vav yapalım, hadi ya yapalım diye bir şey söz konusu değil. Sözlükten asan kelimesini buluruz. Yanında bunun kelimenin aslının asavun olduğu yazılıdır. Aslan şeklinde bulamayabilirsiniz de. Zaten direkt aslı yazabilir. Asavun yazar. Parantez arasında işte aslı asan. O belirtilir. Tabi bu kelimenin aslı asandır diye açık açık yazılmaz. Parantez arasında asan yazsa onu anlamanız beklenir zaten. Vavi idi. Tesniye yapılırken asavani. Ne oldu? Asavun. Sonra elif ve nun getirildi. Bildiğimiz şekilde yani. Öyleyse değişen şey ne? Elif'i aslına çevir, sonra bildiğimiz kuralı uygulayalım. Elif ve nun veya ya ve nunu getirelim. Olay bu. Hazihi asan, kesertu asan, zarabtu bi asan. Ne oluyor? Müfretlerde değişiklik olmuyor. Yani raf, nas, cer hali aynı kalır dediği şey bu. Hazihi mübdede. Hazihi bu nedir? Asan bir değnektir. Haber asan. Yani raf halinde. Ama asan diye yazılmış. Yani feta var satta. Kesara fi'l tu fa'il asan mef'ul. Yine satta feta var. Asan diye yazılmış. Bir şey değişmemiş. Zarabtu zarabe fi'l tu fa'il bi asan mef'ul ama başında ba harfi cerri var. İnsanlar burada bi asin satın eselenmesini bekler. Oysa yazılış değişmiyor. Çünkü müfret maksur isimlerin sonu değişmez. Yani raf, nas ve cer durumlarında aynı şekilde yazılır demek istemişler. Asan, asan, asan değişmiyor. Ama tesnelerde durum böyle değildir. Hatani, bu ikisi nedir? Asavani. İki değnektir. Ne oldu? Asavani, elif ve nun ile yazıldı. Çünkü hatani bu ikisi nedir? Yani mübteda asavani haber. Haber olduğundan raf durumundadır. Raf durumunda tesniye elif ve nun ile yazılır idi. Kesertü kesara fi tu fa'il asaveyni onun mef'ulü olmaktadır. Yani nasf halindedir. Nasf halindeki tesniyeler ya ve nun ile yazılırdı. Düzden ya'yı almıştır. Zarabtu zarabe fi tu fa'il bi asaveyni mef'uldür. Başındaki ba harfi cerin nedeniyle cer konumundadır. Ama ne dedik? Tesniyenin cerri de nasbı da aynı şekilde elif pardon cezimli ya ile yazılır. Burada asan örneği verilmişti. Şimdi feten örneği verilmekte. Feten aslı nedir? Fetyun. Yani sonundaki elif-i maksura ya'dan dönüşmüştür. Tabi aklınıza şu da gelebilir yani bu kelimeler niye dönüşmüş? Şimdi az önceki gibi anlatayım. Eğer unutmazsam niye dönüştüğünü de anlatırım. Fetyun dedik aslı. Şimdi aslında bakılarak tesniye yapılıyor. Fete yani. Fete yani. Buradaki ya kelimenin aslından yani şurada müfette olan yadır. Buradaki ya tesniye yası değil, tesniye elifiyle yazılmıştır bu raf halinde. Eğer tesniye ya konumunda yazılırsa yani nas ve cer konumunda yazılırsa iki tane ya yan yana gelir. Fete yeyni. Fete yeyni. Ca'e feten, ra'aytu feten, merartu bi feten. Burada ne anlatmak istemişler? Yani raf konumunda da, nas konumunda da, cer konumunda da her durumda müfret olan maksur, elif-i maksura yazılışı değişmez. Feten, feten, feten. Ca feten de feten nedir? Faildir. Raytü feten de feten mef'uldür. Merartü bi feten de yine mef'uldür ama başında ba harfi cerri olduğundan cer olması beklenirdi. Fakat lafzen cer değildir. Ca'e fete yani fail olduğundan elif ile yazıldı. Ra'eytü fete yeyni mef'ul olduğundan ya ile yazıldı. Çünkü nasb konumunda olması gerekir. Merartü bi fete yeyni tamam nasb değil de mef'uldür. Mef'ul müdür? Mef'uldür ama cer konumundadır. Başındaki ba harfi cerrinden dolayı. Fakat unutmuyoruz. Tesniyenin cerri de nasbı da ya ile yazıldığından değişen bir şey olmuyor. Hemen şeye değinelim. İşte asan kelimesinin aslı asavun idi de ne oldu da asana dönüştü? Hayırdır? Olduğu gibi kalsa olmaz mıydı? Bir daha bu elif niye araştırıyoruz? Veya feten kelimesinin sonundaki elif aslında fete yun imiş.
niye olduğu gibi kalmamış diye düşünebilirsiniz. Bu bir kurala tabi durumdur. Ne diyelim? Arap dilinde bir kaide, sarf ilminde geçer. Okuyanlar varsa hani Emsele, Bina, Maksut diye kitaplar duymuşsunuzdur. Maksut diye bir kitap var. Maksut kitabın ilaller bahsinde ilk ilal kaidesi. Tabi bu sadece Maksut kitabının has bir şey değil. İlal ile ilgili her kitapta yazıyor zaten. Ben duymuşsunuzdur diye onu örnek verdim. Orada ne yazar? El vavu vel ya'u izâ teharrakata ve enfetaha mâ gablehumâ gulübetâ elifen. Yani vav harfi olsun veya ya harfi olsun. Hiç fark etmez. Bunlar harekeli ise, bir önceki harfleri fethalıysa, bu durumda vav da ya da ne olur? Elif'e çevrilir. İşte esabun kelimenin ilk hali bu. Vav harfi harekeli mi? Evet, harekeli. Sağında fetha var mı? Var. Öyleyse vav'ı elif'e çevirmek zorundayız. Bu yüzden vav elif'e çevrildi ve bu hali aldı. Türkçe'de bunun örneği vardır. Hani kardeş kelimesi aslında karındaş idi de kardeşe dönüştü gibi açıklamalar vardır. Pek çok kelime var böyle. İşte Arapçada da bu tür şeyler var. Kelimenin aslı ve son hali. Kelimenin aslı esabun, son hali esan. Kur'an-ı Kerim'de de çok örnekleri vardır bunun. Bunun ya'i örneği, kelimenin aslı fe, te, yun, sonunda ya var. Ya harekeli evet, fe, te, yun diyor. Sağ fetha alım, evet, te de fetha var. Bu durumda ya'yı elife çevirmek zorundayız, çevirdik. Feten oldu. Dönüşme nedeni bu. Yani Kur'an-ı Kerim'den örnek vermek gerekirse, Kul huvallahu ehad. Oradaki kul aslı nedir? Ukvul. Ukvuldür. O bir değişim geçirmiştir. Veya Kul huvallahu ehad. Ehad kelimesi aslında ehad değildi, vehad idi. Vehad, ehad şeklini almıştır. İşin o kısmı da var. Bunun gibi birçok değişim söz konusudur. Maksur ismin harfleri 3'ten fazlaysa elifler ya'ya çevrilir. Manen, maneyani, maneyeyni. Hübla, hübleyani, hübleyeyni. Ne oldu burada? Manen kelimesinin son harfi eliftir. Elif-i maksura var. Bu kelimeyi tesniye yaparken ne yapıyoruz? Görüldüğü üzere ya'ya çevirmişiz. Maneyani. Buradaki ya'nıymış. Şuradaki elif yani dönüşmüş. Ardından elif geliyor. Elif tesniyesi, tesniye elifi. Zaten tesniye elifi yerine tesniyenin cer ve nas konumundaki ya'yı yazarsak iki tane ya oluyor. Bu da onun ispatı oluyor. Maneyeyni iki tane ya oldu. Birinci ya müfretteki elifin ya'ya dönüşmüş şekli. İkinci ya tesniye yaz. Hübla elif, elif hübleyani yani eliften önceki ya'ya dönüşmüş. Hübleyeyni, nasb ve cer halinde iki tane ye var. Birinci ye, hübla sondaki elifin dönüşmüş şekli. İkinci ya, tesniye yaz. Bir de ne var? Memdud isimlerin tesniyesi diye bir konu var. Son harfi elifin memdude. Elifin memdude parantez arasında gördüğünüz şeye denilmektedir. Olan isim ve sıfatlardır. Bir kelime parantez arasındaki işaretleriyle bitiyorsa, bu harfleriyle bitiyorsa, o kelime elifin memdude adı verilir. Memdud isimler tesniye yapılırken neler olur? Onlara bakacağız. Kelimenin sonunda bulunan elif-i memdude asli harf değilse, müenneslik alameti ise o elif ne olur? Vav harfine çevrilir. Tesniye yapılırken. Ahmeru ahmerani humrun, hamra'u hamravani humrun. Ahmeru müfret müzekker. Hamra'u tesniye pardon, bu da ne oluyor? Bu ehmeru müfrettir, müzekkerdir. Hamra müennestir ve yine müfrettir. Hamra'u müennes, müfret. Ehmeru müzekker, müfret. İkisi de kırmızı manasına gelmekte. Şimdi ehmeru müfret, müzekker dedik. Bunun yani müfredin müennes hali hamra'u geliyor. Bu durum neyi göstermekte? Hamra'u müfret müzekkerde yoktu sondaki elif-i memdude. Ama müenneste geldi. Öyleyse nedir bu? Müenneslik alametidir. Madem ki müenneslik alametidir, tesniye yapılırken vava çevrilmesi gerekir. Bu yüzden hamra vani yani
Tesniye elifinden önceki vav nereden gelmiştir? Elif-i memdudeden gelmektedir. Hamra veyni, bu da cer ve nasb hali. Hazihi hakibetun hamra'u, hatan hakibetan hamra'vani. Aynı, yani farklı örnekler verilmiş aynı kelime üzerinden. Burada önemli olan nokta, ahmeru nedir? Müfrettir ve müzekkerdir. Müennesin müfredinde yer alan elif'in memdude neden müzekkerin müfredinde yer almıyor? Kelimenin aslından değil demek ki. Kelimenin aslında olsaydı burada da onu görürdük. Demek ki müenneslik alametidir. Bu yüzden vav'a çevrilmiştir. Elif-i memdude müenneslik alameti değil de kelimenin aslındansa o zaman bir şey değişmez. Neşe'e. Enşe'e. İnşa'un. Neşe'e nedir? Sülasi mücerret hali. Enşe'e ef'ale. İf'al babu. İnşa'un mastarı. Yani burada ne olmuş? Bab işte mazi ve nesi verilmiş? Mastarı verilmiştir. İnşaani, inşaeyni. İnşaani, yani burada şunu söyleyebiliriz. Neşe ed elif-i memdude var mı? Mazide var. Enşe'de var mı? Var. İnşa kelimesinde var mı? Yine var. İnşa kelimesini mastar saymak zorunda da değiliz. Özel ayrı bir kelime olarak düşünebiliriz. İnşaun yine elif-i memdude var. Tesniyede de dolayısıyla olacaktır, değişmeyecektir. Raf halinde de var. Nasb ve cer halinde de yine elif-i memdudeyi görmekteyiz. Yukarıda elif-i memdude değişmişti, vav'a dönüşmüştü. Burada ise dönüşmedi. Niye? Burada kelimenin aslından zaten. Kelimenin aslından olup olmaması işte mazide olup olmamasıyla ilişkilidir. Mazide elif-i memdude vardı. Öyleyse varlığını sürdürür. Mazidem hangi mazi? Müzekkerin mazi diyorum. Müfret müzekkerde. Müfret müzekkerde var. Öyleyse kelimenin aslından. Ahmeru müfret müzekkerdir. Burada elif-i memdude yok. Öyleyse kelimenin aslından değil buradaki. Demek ki nereye bakılır? Müfret müzekkere bakılır. Elif-i memdude vav veya ya'dan hemzeye dönüşmüş ise, vav'dan veya ya'dan elif-i memdude bir dönüşme varsa, elif-i memdude aynen kalabileceği gibi vav'a da çevrilebilir. Semaun, semavun. Vav. Vav ne olmuştur? Hemzeye dönüşmüştür. Böylece elif-i memdude meydana gelmiştir. Bu durumda tesniye yaparken ister vav'ı kullanırız, ister elif-i memdudeyi kullanabiliriz. Ama bunun vav'dan dönüşüp dönüşmediğini nereden tespit edebilirsiniz? Bunun için ciddi bir ihlal kaidesi bilgisine ve bu alanda birkaç kitap okumuş olmanıza, ciddi bir sözlük karıştırmış olmanıza ihtiyaç vardır. Ama bunları tespit edebilmeniz sizden zaten istenmeyecektir. En fazla burada geçen kelimeler verilir. Hiç görmediğiniz bir kelime verilip, haydi bulun bakalım denilmez. Zaten sınav esnasında sözlüğe bakmak yasak olacağından öyle bir şey sormazlar. Semaani burada elif-i memdude kullanılmış raf hali. Semaeyni yine kullanılmış nasb ve cer hali. Vani veyni vav da yine raf ve nasb cer halinde kullanılmıştır. Sıra cemiye geldi. Deminden beri tesniyeyi işliyorduk. Tesniyede ne gördük? Kelimenin sonunda esreli bir nun, sağında cezimli bir ye veya hareketsiz bir elif olduğunu gördük. Sonlardaki nun harfinin düşebileceğini gördük. Tesniyenin ikil yani iki manasını taşıdığını, iki varlığa delalet ettiğini gördük. Sıra cemiydi yani çoğulla. İkiden fazla varlığa delalet eden isim ve sıfatlardır. Yani üç ve üçten daha fazlası olabilir. Cemi isimler çoğul yapılış biçimine göre ayrılır. Yani bir salim cemi var. İki mükesser cemi var. Sârim cemi de ikiye ayıracaktır. Müzekker ve müennes olarak. Mükesseri de ikiye ayıracaktır. Hatta ikinin bir kısmı yine kendi içerisinde ikiye ayrılacaktır. Yani bayağı bir kısımları var. Burada anlatmaya devam edelim. Sârim cemi yani salim ne demek? Kurallı demek. Kurala tabi cemiler. Bunu anlamak kolay olacaktır. Tekilin yapısı bozulmadan
isim ve sıfatların sonuna bazı çoğul ekleri getirilerek yapılan çoğul türüdür. Bu da cimi müzekker salim ve cimi müennes salim olarak ikiye ayrılır. Cimi müzekker salim. Cimidir yani çoğuldur. Müzekkerdir yani erildir. Salimdir yani kurala tabidir. Cimidir yani çoğuldur. Müennestir yani dişildir. Salimdir yani kurala tabidir. Mükesserlik, kırıklık söz konusu değildir. Cemi, müzekker, salim. Kurallı, eril, çoğul. Nasıl yapılır? Kelimenin sonuna fethalı bir nun, sağında vav, vavun da sağında ötre olabilir. Bu raf halinde böyle. Nas ve cer halinde ise böyle olur. Fethalı bir nun, sağında harekesi olmayan, o cezim dediğimiz, sükun dediğimiz işaret olmayan, sadece sakin kalan bir ya ve sağında esre olan bir ya. Yani sağında esre olacak. Bu şekilde olabilir. Bu şekilde yazılışı nas ve cer halidir. Vav ile yazılmış durumu sadece raf halidir. Demek ki ya ile yazılırsa nas ve cer, vav ile yazılırsa sadece raf oluyor. Yine aynı şekilde ama sondaki nunlar muzaf olduğunda bu kelime, yani cem müzekker salim muzaf olursa sondaki nun harfleri yine düşerler. Böyle bir durum söz konusu. Mühendisun nasıl yaparız? Vav nun getiririz. Mühendisune. Sune. Buradaki vavın bir öncesinde zamme olması yani ötre olması gerektiğini unutmayalım. Eğer vav değil de ye nun ile yaptıysak yani mühendisine. Bu durumda zaten okuduğumda anlaşıldığı gibi ya'nın öncesinin esreli olması gerekir. Amilun, amilune, amiline. Zaten örnekler vardır. El mühendisu, el mühendisune, el amilu, el amilune. Vavları görüyorsunuz. Vav getiriliyor buraya. Vav nun eklenmiş zaten. Bir şey yok burada. El müminu, el müminune. Vav nun. Yezra'ül fellah el fellahune el fellahu el fellahune vavnun getirilmiştir. Dediğimiz gibi ama buradaki vavlar yerine ya da getirilebilirdi. Bu durumda sağındaki hareke ötre değil de esre olması gerekirdi. El amilune el amiline ferihune ferihine el mühendisune el mühendisine nacihune nacihine gibi. Burada anlatılmış şeyler var. Şimdi Y nun ile yapılışını gösterecekler. Ra'eytu bahisen bahisine. Yani ra'eytu ra'afi tu fail bahisen onun mef'ulüdür ve görüldüğü üzere fethayla bitmiştir. Yani nasb durumundadır. Nasbı cem-i müzekker salimde nasıl uygularız? Ya ile uygularız. Naci hine bahisine ya ile. Selleme fiil Halit onun faili alel ba'i ba'i kelimesini başında ala var. Yani mecrur konumunda ba'i kelimesi zaten ayında esrede görmekteyiz. Cemi müzekker salim olarak bunu düşünürsek diyor el ba'ine şeklinde olur. Buradaki ya'nın hiçbir harekesi olmadığı, o yuvarlak dediğimiz, sükun dediğimiz, cezim dediğimiz işaretin olmadığına dikkat edelim. Çünkü tesniyede de ya olabiliyordu değil mi? Galemun, galemani, galemeyni. Ama tesniyedeki ya da ne var? Açıkça cizim işareti var. Burada ise yok. Aynı zamanda burada ya'nın bir önceki harfinde esra var. Galemeyni dediğimiz tesniyede ise ya'dan önce ne var? Fetha var. Böyle farklılıklar var. Yani tesniye ile Cem Müzekker Salim'in yalarını karıştırmamak gerekiyor. Bir kelime verildiği zaman Cem Müzekker Salim'in nas ve cer hali midir? Yoksa tesniyenin cer ve nas hali midir? Dikkat edelim. Cem Müzekker Salim'de nun fethalı, tesniyede nun esreli. Bunlara dikkat. Ama nunların düşebileceğini unutmayalım. Örneklerde de görüldüğü üzere müfett isimlerin sonlarında bulunan fetha ile kesre hareketlerinin yerini Cem Müzekker Salim'de ne alır? Sakin bir ya alır. Sonra nun geliyor zaten. Ama nun düşebilir unutmayalım. Cem Müzekker Salim'in ref halindeki irab alameti zamme yerine vav'dır. Evet, Cem Müzekker Salim raf halinde ne alır? Vav alır.
Nas ve cer hallerinde irab alameti ise bir öncesi meksur, sakin, yadır. Unutmayalım. Sonda bulunan fethalunun üç halde de raf, nas, cer halleri değişmez, yazılır. Bunun cem müzekker salemin muzaf olması halinde düşmektedir. Yani yazılmaz. Bu yüzden iraba dahil edilmez. Yani cem müzekker salemin irabı nedir anlat denildiği zaman raf halinde ötre ve nun alır demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Raf hali vavdır diyeceğiz. Nasf hali ve cer hali yağdır diyeceğiz. Ya ve nun demeyeceğiz. Nunlar düşebilir. Câe muallimun, câe muallimûne. Câe fiil, muallimun fail. Müfret olduğundan raf halinde ötreyi almıştır. Bu kelime cem müzekker salim olursa artık ötre aranmaz. Ne aranır? Onun yerine vav gelecektir. Yani failler merfudur ne demektir? İşte ötre almasıdır. Öyle bir şey yok. Müfret ise öyle. Cemi ise zammeymiş, ötreymiş aramayın. Vav arayın. Şimdi de nasb hali. Rafi'l tu fail muallimen mef'ulü bih konumundadır. Muallimen görüldüğü üzere. Feta ile bitmiştir. Nasb hali nedir? Çünkü müfredlerin nasb hali fetadır. O yüzden feta almıştır. Ama bunu cem müzekker salime taşıdığımızda, yani bu irabı, nasb konumunu cem müzekker salime taşıdığımızda fetha aramayacağız. Ne arayacağız? Ya. Ya ile yazılmışsa artık o nasb konumundadır denilir. Merrafi tu fail bir muallim yine meful ama başında ba harfi cerri olduğundan harfi cerri ne yapar? Etkisini gösterir. Muallimin esreyi almıştır. Bu esrelik durumu yani cer durumu cem müzekker salim aktarıldığı zaman yine ya olarak aktarılır. Cer demek illa esre demek değildir yani. Caa muallimul medreseti. Muallim burada muzaf olduğundan ardından gelen kelimenin son harfini esre yapmıştır. El medrese kelimesi esrelidir görüyorsunuz. Muallim kelimesinde ötre yoktur muzaf olduğundan. Caa fiil muallimune dediğimiz bu cem müzekker salimin sonundaki nun harfi düşmüştür. Nun yazılmamıştır. Niye? Çünkü muzaftır. Nereden anladık? Yani birçok yolu var da şu bakışla, şu anki yani yeni başladığınızı düşünerek şuradan anlayın. Muallimu kelimesinden sonra gelen el medrese kelimesinin son harfi esreli. Esreli olduğuna göre sağındaki kelime muzaftır diyebilirsiniz. Sağında harfi cer yoksa sağındaki muzaftır deyin. Bir sürü daha yol var da şu an kısaca böyle anlatıyorum bunu. Sondakinin düşmüştür. Muallimu diye kalmış. Cümlelerde altı çizili kelimeleri cem müzekker salim yapınız. El muallimu son harf ötele mi bitti? Evet. Ne demek bu? Cem müzekker salimi raf haliyle yaz demek. Raf hali neydi? Vav ile yazılırdı. Öyleyse el muallimune. Aşağıdaki kelime de aynı şekilde. Lamda ne var? Ötre var. Yani raf halinde. Madem ki ötre var. Cem müzekker salimi vav ve nun olarak yazın. El murasilune. El misafir kelimesi ra yani son harf fethayla bitmiş. Öyleyse cem müzekker salimi ya nun ile yazın. El misafirine. Ya nun ile yazacağımıza göre son harfi esrelememiz gerekir. Esre yapmak gerekir. Çünkü ya'dan önce fetha değil esre olur. Ma'el müellifi son harf F ve esreli son harfte esreyi gördük mü? Gördük. Öyleyse cem müzekker salimi ya ve nun ile yazın. El müellifine. Merartu bil mühendisi neyle bitmiş? Esreyle bitmiş. Öyleyse yine ya nun ile yazın. Esreyle bitmiş yine ya ve nun ile yazın. Cem müennes salim kurallı dişil çoğul. Bir kelimenin cem müennes salim olduğunu nereden anlarım? Kelime açık T dediğimiz yani yuvarlak T değil şöyle sahibi merbuta dediğimiz yuvarlak T değilse şu şekilde açık bir T ise ve sağında da dik bir elif varsa dik elif niye diyorum sürekli belki dikkatinizi çekiyor elif-i maksura geçti az önce değil mi birkaç elif var yani elif-i maksura var elif-i memdu de var o yüzden dik elif diye özellikle belirtiyorum kelimenin sonu bu şekilde bitmiş ise ona direkt cemi müennes salim deyin çekinmeyin yani. Nasıl yapılır? Kelimenin sonunda bu eklenir.
Kelimenin sonunda dişilik tası varsa bu ta kaldırılır. Daha sonra bu eklenerek, yani dik elif ve açık t eklenerek harfleri ilave edilir. Eliften sonra gelen açık ta cümlenin, kelimenin cümle içerisindeki konumuna göre zammeli veya kesreli olur. Hiçbir zaman, yani asla 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 fetal olamaz demektir. Cem-i önnes salimler asla fetha almazlar. Raf halinde zamme, nasb-ı cer halinde kesre alırlar. Unutmayalım. Kesre esre demek. Tekrar edelim irabını. Raf halinde ötre, nasb-ı cer halinde esre alırlar. Fetayı asla almazlar. El-validetü, el-validatü. Ne oldu? Kapalı T ile biten kelimelerde ne yapıyoruz? Kapalı T'yi siliyoruz. Yerine Cem-i Önnes Salim'in alametini getiriyoruz. Ney o? Dik elif ardından açık T. Bunu getiriyoruz. Kapalı T'yi sil. Dik bir elif getir. El-vali da olur. Sonra açık T'yi getir. El-vali da tu. Et-difletu, et-diflatu. Kapalı T'yi siliyoruz. Dik elif ve açık T getiriyoruz. Aynı şekilde müşfikatun, müşfikatun. Görüyorsunuz onlar da değişmekte. Naimetun, naimatun. Elvalidetu anne nedir? Müşfikatun şefkatlidir. Mübteda haber bu. Etdifletu mübteda naimetun haber. Etdiflatu mübteda naimetun haber. O şekilde gitmiş. Necehet fil eddalibetu fail eddalibatu da olur yani burada. Bir daha beni uğraştırmayın demiş kitabın yazarları. Anlaşılmıştır artık diyorlar. Çünkü necehet eddalibetu, necehet eddalibatu, necehet fiili değişmiyor. Aynen müfret olarak kalıyor. Dalibatu öteyle yazılmıştır. Niye? Çünkü fail. Necehet fiil sadigatun onun faili. Veya cemi yaparız. Sadigatun yine faildir ve görüldüğü üzere dik elif ve açık T ile bitiyor. Öyleyse cemi önüne salim. Dik elif açık T ile bitiyor. Dik elif açık T ile bitiyor. Bu onun cemi önüne salim olduğunu gösteriyor. Ötre varsa direkt raf hali deyin. Fiille başlamışsa cümle ne demek bu? Bu faildir demek. İsimle başlamışsa burada olduğu gibi o zaman madem ki öteyle bitmiş Cem-i Önnes Salim ve isim cümlesinde yer alıyor. Öyleyse nedir? Direkt haberdir. Konuma göre tabii müpteda da olabilir yani. Ama iki tane ötre almışsa hiçbir zaman için müpteda olamaz. Direkt haberdir. Müpteda temin kabul etmez. Zehebet fiil Zeynebu ne olur? Fail olur veya Zeynebatun. Bu da onun Cem-i Önnes Salim durumudur. Yani sonuç olarak unutmuyoruz. Ötre varsa ister tek ötre olsun, ister çift ötre olsun. Sonuçta o kelime nedir? Raf halindedir. Fail veya haber olabilir. Örnek. Başka şeyler de olabilir de örnek bunlar. Eğer kelime ötreyle bitmemiş ise, yani esreyle bitmiş ise, ister tek esre olsun burada olduğu gibi, ister çift esre yani temin olsun fark etmez. Bu onun nasb veya cer halinde olduğunu gösterir. Bir şey değişmez. Ra'eytu ra'filtu fa'il mühendiseten meful olmak konumundadır. Müfret halinde ne olur? İki tane fetha almıştır. Nasb halindedir, mefuldür. Ama Cem-i Önnes Salim'e dönüştürürsek bunu mühendisatin diye dönüşür. Dikkat edin. Mühendisaten olamaz. Ne dedik? Asla asla fetha almaz Cem-i Önnes Salim. Nasb halinde esra alır, cer halinde de esra alır. Sa'ide aliyyun seyyideten seyyidatin. Şimdi cer konumunu gösteriyorlar. Ne yazıyor? İstema'tu fail ile muallimeti mef'ul ama başında harfi cer var. Muallimeti esre yapmıştır. El muallimati yine esrelidir zaten. Cer konumundadır. Cimi de olsa yani bu şekilde yazılırdı. El muallime kelimesini sil, bunu getir. Yine bu şekilde yazılır diyor. Cem-i Önnes Salim'de yazılışında. Hareke bakımından diyorum yani. İrab bakımından bir değişiklik olmuyor. Cer konumunda aynı.
Bir kelimenin cem ve önleş sayılarının sayılabilmesi için sonundaki elif ve açık t'nin zait olması, kelimenin aslından olmaması gerekir. Şayet sondaki ta kelimenin aslından ise böyle bir cemi mükesserdir. Beytun ebyatun, vaktun evgatun, vaktun vaktani evgat. Yani meşhur bir kelimedir bu. Önemli bir noktaya değindiklerini düşünüyorum. Vaktun evgatun. Şimdi cemi müennes salimdir diyebilir miyiz? Dik elif ve açık t ile bitmiş. İşte ne diyor? Bunların zait olması gerekir. Yani özellikle t zait mi? Değil. T kelimenin aslındandı zaten. Bu durumda bu cemi müennes salim sayılmaz da ne sayılır? Cemi mükesser sayılır. Beyt. Sonda bir t var. Ne yapmışlar? T'den önce elif getirmişler. Ebyat yapmışlar. Cemi mükesser diye adlandırılmış. Zaten vezin belli yani. Fi'lin fi'lani ef'al. Değil mi? Ef'al vezindir. Cemi mükesser kalıbıdır bu. Cümlelerde altı çizili kelimeleri cemi müennes salim yapınız. Nasıl yapacağız? Kapalı T ile bitmişse ilk önce onları sileriz. Ardından dik elif ve açık T getiririz. Peki bu açık T'nin hareket durumu ne olmalıdır? Önemli bir nokta. Yine kelimenin son harfine bakıyoruz. Ne yazmış? Edifle tu ötre var. Öyleyse direkt öteye oraya geçir. Aynen aktarırız yani. Cem önüne salim yaparız bunu. Harekeyi birebir aktarırız. Ötre ise birebir geçirin. Harekeyi. Direkt o tarafa aktarın. Ama ötre değilse, yani ister burada olduğu gibi fetha olsun, ister burada olduğu gibi esre olsun fark etmez. Cem önüne salime bu hareke kesinlikle esre olarak aktarılır. Tekrar edelim. Bu tür bir şey soru sorulursa. Eğer kelime son harfi ötre ile bitmiş ise ister tek ötre ister çift ötre yani temin fark etmiyor. Bunun önemli. Fark etmez. Ötreli ise son harf cem önüne salim ötre olarak aktarın. Ötreli değilse yani ister esre olsun ister fetha olsun cem önüne salim o hareke nasıl aktarılır? Esre olarak aktarılır. Çünkü cem önüne salimler ne demiştik? Asla fetha almazlar. Ümmun anne, bintun kız, uhtun kız kardeş kelimeleri kural dışı olarak ümmahatun, benatun, ahavatun şeklinde cemi müennes salim yapılırlar. Dikkat edin, kural dışı denildi. Neden öyle dedi? Çünkü uhtun kelimesindeki t aslı değil mi? Müfrit kelimede var. Ama bunu cemi yaparken yani kelimenin aslından olduğuna göre cem müennes sayılmaması gerekiyordu. Az önce onu işlemiştik. Ama bu kural dışıdır diyor. Bu kelimeler her ne kadar t'ler kelimenin aslından olmuş olsa da özellikle bint ve uht kelimesi her ne kadar t kelimenin aslından olmuş olsa da yine de nedir? Cem müennes salim sayılırlar. Ümmün kelimesi nasıl yapılmakta? Ümme hatun. Önemlidir çünkü şuradaki h nereden geldi diye sorulabilir. Ümmün müsret ümmehat. Buradaki h nereden geldi diye sorulabilir. İşte bunlar kural dışıdır. Bu üçünü ezberleyin ve bunların cem önüne salim olduğunu asla unutmayın. Mükesser cemi yani kuralsız çoğul. Kuralsız denilmekte. Cumu'u teksir denilmekte. Kırık çoğul denilmekte. Bu isimlerin her birinin aynı şeyi ifade ettiğini de ezberlemenizde fayda var. Cem mükesser 3 şekilde yapılır denilmiş. Tekil ismi harfe eklenebilir. Yani müfredi harf eklemeyle yapılabilir. Racülün müfrettir. Adam demek. Yani bir adam değil mi? Elif lam yok. Bir adam. Nekre. Ricalün. Onun cemisi. Nasıl bir cemi? Cemi mükesser. Nereden anladık? Vav nun ile bitmemiş. Ye nun ile bitmemiş. Yani cem müzekker salim değil. Dik elif ve açık t ile bitmemiş. Yani cemi müennes salim değil. Öyleyse nasıl cemi olur? Cemi mükesser olur. Ricalün harf eklenmiş mi? Ne dedik? Harf ekleyerek eklenmiş. Ne eklendi? Lamdan önce elif getirildi. Diflun, edfalun. Yine elifler gelmişti. Burada iki elif var sanırım. Bir başta var, bir de sonda var. Yani harfler eklenebilir. Baştaki hemze gerçi. Tekil isimden harf çıkararak da yapılabilir. Kitabun bir kitap müfrettir. Kütubun derken buradaki elif silinmiştir. Demek ki harf çıkartarak da elde edebiliriz.
Serirun yağ var. Sururun yağ silinmiş. Demek ki cemimi kesler yaparken harf ekleyebiliriz de çıkartabiliriz de. Ama ekleyebiliriz, çıkartabiliriz derken bunları kafamıza göre yaparız da demek istemiyorum tabii ki. Birazdan ona da değinirim. Tekil ismin harekesi değiştirilerek de elde edilebilir. Esedün bir aslan müfrettir. Usudun aslanlar cemidir. Nasıl bir cemi? Sadece harekeler değişerek elde edildi. Diğeri de aynı şekilde. Peki bu cemi mükesserler nasıl yapılıyor? Yani birine harf eklenmiş, birine çıkartılmış, birisinin harekesi değiştirilmiş. Evvela bunlar kafamıza göre yaptığımız şeyler değildir. Cem-i mükesserin hiçbir kuralı yoktur. Cem-i müzekker salinde vav nun ya nun, cem-i müennes salinde dik elif ve açık t getirerek elde ettik. Tesnileri ya nun veya elif nun getirerek elde ettik. Ama cem-i mükesserde şunu getirelim de şunu elde edelim diye bir şey söz konusu değildir. Yani kafamıza göre değil. Burada her şey neyle ilişkili? Duyumla ilgilidir. Sözlüklere bakarak bunu anlayabilmekteyiz. Sözlüğe bakarız o kelimenin çoğulu neymiş diye. Sözlükte yazar yani. Ya sözlüğe bakarız ya da o kelimeyi daha önce defalarca gördüğümüz için artık ezberlemişizdir. Zaten biliyoruzdur. Cem-i mükesserlerin pek çok kalıbı vardır. Kalıp ezberi yapabiliriz. Kalıp ezberinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Devam edelim. Yine bu konuya değineceğimi düşünüyorum. Örneklerde de görüldüğü üzere tekil kelime çoğul yapılırken yapısı bozulmaktadır. Harf veya harekesi değişmektedir. Bu yüzden bu çoğul türüne yapısı kırılmış, parçalanmış anlamda mükesser cemi denilmektedir. Kuralsız çoğullar, kırık çoğullar ifade ettikleri çokluğun niceliğine göre ikiye ayrılır. Yani cemi mükesseri ikiye ayırıyoruz. Bir, cemi kıllet. İki, cemi kesret. Cemi kıllet ne demek? Azlık çoğulu. Cemi kılletlerde bir sınır vardır. Mesela sayıları 3'ten 10'a kadar olan varlıklara delalet eder. Yani cemi olması demek zaten en az 3 olması demek. 2 olsa tesni olurdu. 1 olsa müfret olurdu. Bu yüzden en az 3. 3 tavşan olabilir, 3 elma olabilir, fark etmez. Varlık en az 3 olması lazım. Kıllet derken de tabii ki azlık, yani bir sınır var. 3'ten sonsuza dek gidemiyor. Diğer cemiler 3'ten sonsuza dek giderken cemi kılletler gidemiyor. 3'ten 10'a kadar gidebilir. Mesela 20 tane elma diyeceğimiz esnada cemi kıllet veznini kullanamayız. Çünkü ondan üzerine delalet etmiyor. Cemi kılletin 4 tane vezni var. Bir kelime bu vezinlerde ise onun cemi kıllet olduğunu anlıyoruz. Ef'alün vezni. Ef'alün. Yani ilk önce fethalı bir elif var. Buradaki yani fethalı bir elif ardından ne var? Sükünlü bir harf var. Fethalı bir harf var. Sonra met harfi var. Sonra da harekesi değişebilen bir harf var. Ef'alün. Eklamun, edfalun, ebvabun, ehrarun, emyalun. Bunlar örnek. Hemen sağlarındaki kelime müfretleri. Kalemun müfret, eklamun, cemi mükesser. Ne tür? Cemi kıllet vezinlerinin efal kalıbında. Diflun müfret, etfal, cemi mükesser. Ama kesret değil ha, kıllet kalıplarından. Birinci kalıp ef'al veznidir diye belirtmekte fayda olabilir. Diğer örnekler var işte. El insanu hurrun, en nasu ahrarun. İnsanın bir insan, en nas insanlar çoğuldur. Şimdi bu kısmı da var yani. İnsan burada müfretken en nas cemi nasıl cemi? Mükesser. Hurrun müfret, ahrarun cemi mükesser. Ahrarun ef'alun kalıbı. El babu bir kapı yani. Bir kapı derken kapı diye çevrilir tabii ki. Marife de adet olarak bir kapı. El babu kapılar. Peki kaç kapı? 100 olabilir mi? Olamaz. 3 ila 10 arasındaki kapılar kastedilmiştir. Niye? Çünkü kıllet vezinlerindendir. Diğerleri de aynı şekilde birinin üzerinde durduk. Başka? Ef'ulun vezni. Nefsun, enfus, aynun, a'yun, harfun, ahruf, huruf. Gerçi bunun iki tane cemisi var yani. Ahruf diye de gelebilir, huruf diye de gelebilir.
Ennefsu veya enfusu. Enfus nefisler, ennefsu nefis. Adet olarak bir. Ama niye bir yazmamışlar? Marife olduğunda. Ef'iletün diye de bir vezin var. Misalün emsile. Misalün misalani emsiletün. Emsiletün cemi mükesser olmakta. Sualün sualani es ile. Vezinler burada. Örnekler buralarda. Fi'letün vezni. Feten fityetün. Ehun ihvetun sabiyyun sibyetün. En meşhur örneklere vermişler. Feten müfret fityetün cemi. Ehun müfret ihvetün cemi. Sabiyyun müfret sibyetün cemi. Nasıl cemi bunlar? Cemi mükesserin kıllet veznindeler. Cemi kesret yani çokluk çoğulu. Üçten sonsuza kadar olan eril veya dişil olsa zaten fark etmez. Varlıklara delalet eden kırk çoğuldur. Üçten sonsuza dek gidiyor bu. Bu çoğul türünün 30'dan fazla vezni vardır. Diğerinin kaç tane vardı? 4 tane var. Dördünü ezberlemenizde fayda var. Yani sorulursa aşağıdaki vezinlerden hangisi kıllet veznidir veya hangisi kesrettir? Bu dördünün dışında bir vezinde kelime varsa direkt kesret diye işaretleyin. Dördünü ezberlerseniz gerisini ezberlemenize gerek kalmaz yani. Örnekler görüldüğü üzere fu'lun vezinde verilmiş. A'ma umyun. Fu'lun umyun. A'ma müfret umyun cemi. Fu'lun kitabun kütübün. Fu'lun vezinde kütüp öylesi kütübü nedir? Cemidir. Fu'lun kuburun. Demek ki kubur cemi mükesser. Fevailu gavaidu. Gavait, fevail. Aynı vezin. Öyleyse gavait ne olur? Cemi mükesser olur. Fevailu. Kavaninu. Kavaninu, fevailu vezinde. Demek ki cemi mükesser. Aynı, hepsi aynı şekilde. Câe raculun e'mâ. Kör bir adam geldi. Câe ricalun. Raculun ricalun. Rical, çoğul. Kütüp, çoğul. Yani cemi mükesser bunlar. Cümel yine cemi mükesser. Frak yine cemi mükesser. Diğerleri aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hangi müfret ismin hangi mükesser cemi kırık çoğul yani kalıbında geleceğine dair standart bir kural bulunmamaktadır. Bu noktadaki eksiklik zaman içerisinde bol bol metin okumak ve sözlüğe bakmak suretiyle giderilebilir. Aynı şekilde. Bir kuralı yok yani. Diğer cemileri tanımanın yolu vardı. Vavnun, yeğnun, dik elif, açık T şeklinde. Bunda öyle bir şey yok. Kalıp ezberi ve örnek ezberi ve sözlük karıştırmayla alakalı bir durum. Müfret isimlerin mükesser cemilerini bulun denilmiş. Nasıl bulursunuz? Sıra sizde sorusu. Zaten cevap elinizde var da. Hazıra konmanızı önermem açıkçası. Elinizde bir Arapça sözlük olsun. Oradan gidin. Levn kelimesini bulun. Nasıl bulunur? Öncelikle sözlükte lam harfini açın. Sonra lamdan sonra vav gelen yeri bulun. Ardından nun gelen yeri yani şu üç harfi lam, vav, nun yan yana bulursanız o sayfanın bir yerinde levnun kelimesinin geçeceğini düşünüyorum. Eğer sözünüzde geçmiyorsa elinizdeki sözlük yetersiz demektir. Farklı bir sözlüğe daha başvurun. Zaten müfrettimi işte müfret cemi tespitinde sözlüğün Türkçe olması da gerekli değil. Arapça sözlük olsa da olur. Çünkü mana işi değil bu. Yani şu sorunun cevabı mana ile ilişkili değil. Demek ki Arapça sözlüğe baksanız da olur. Alıştırmalar denilmiş. Zamme ile merfu olan müfret isimleri örneklerdeki gibi tesniye yapınız. Misal, el-amil kelimesi ne olur? Amilani olur. Çünkü el-amil kelimesi son harf ne? Lam. Hareke ne? Ötre. Yani raf konumunda. Ötreyi tesniyede nasıl geçiririz? Elif nun. O şekilde olmuş. Bakalım eddali bu nasıl geçer? Elif nun olarak geçer. Yani eddali bani. Diflu ötreyle bittiğine göre yine elif nun olarak geçer. Diflani. Kalemu ötreyle bitmiş. Öyleyse galemani yani elif nun olarak geçer. Feta ile mensup olan müfret isimleri de aktarın denilmiş. Ne yapmışlar? Racülen müfret bir kelime feta ile bitmiş. Öyleyse nasıl geçer? Ya ile geçiş yapar. Feta ile biten kelimeler
Yağ ile geçiş yapacaktır. Hepsi aynı yani. Farklılık yok burada. El mühendise, el mühendisani, el mühendi seyni yağ ile geçiş yapar. Çünkü fetha ile bitmiş. Burada da anlaşıldığı üzere esreyle kelimeyi bitirmişler. Geçiş yapın demişler. Aynı şekilde yağ ile geçiş yapılacak. Her birini yağ ile aktarabilirsiniz. Altı çizili müfet isimleri örnekte olduğu gibi cemi müzekker salime dönüştürünüz. Yine hareke aktarımı söz konusu. Harekeyi harf olarak aktarıyoruz. Yani tesnielerde, cemilerde harf ile irab alıyorlar. Müfetler hareke ile irab alıyorlar. El müslim mu öyleyse vav ile geçiş. Ellaibe ne bu? Fetha öyleyse ya ile geçiş. Esre yine ya ile geçiş. Sadece ötreyi vav ile geçiş yapıyoruz. Fetha ve esreyi ya ile geçiş yapıyoruz. Cem önüne salime dönüştürünüz. Ötre ile bittiyse ötre olarak aktarın. Burada fetha ile evet. Fetha ile bitmiş ise esre ile geçiş yapın. Esre ile bitmişse gene esre ile geçiş yapın. Her biri aynı şekilde. Bunu anlatmıştık zaten. O yüzden hızlı hızlı geçtim. Müfet isimlerin cemi külletlerini bulunuz. Nereden bulursunuz? Tabii ki sözlükten. Bab kelimesini sözlükten bulun. Orada bunun cemisi yazıyor zaten. Harf kelimesi ahrufun, hurufun diye gelmekte. Bab zaten ebvab diye geçmekte. Onu zaten yukarıda geçmiştir. Levnun, elvan, misal, emsile hepsi var. Burada cemi kesretlerini bulun denilmiş. Yine aynı şekilde sözlükten bulabilirsiniz. Başka nereden bulabilirsiniz? Başka bir yerden. Kitapta geçiyordur belki. Az önce yukarıda anlatırken bunları vermişlerdir. Bir kısmını vermişlerdir. Bir kısmı da ünite sonunda kelime ezberi diye verilen yerlerde yer almaktadır. Yani şurada kelime ve deyimlerde geçiyordur. Böylece üniteyi bitirmiş olduk.